şu anda bir ilahi sihir yasasını anlatıyor. Özellikle eşlerini üzen erkekler ekonomilerinde başarısız olurlar. Şunu diyebilir bazı ya adam ama karısına çok kötü davranıyor. Annesine çok iyi davranıyordur. Bu da ayrı mesele. Dişisi diyorum onun için. Bakın. Benim kocam tam bir anneci. Eğer dediğiniz gibi olsa benle de iyi olur diyenlere ne dersiniz? Yüzlerce canlı çalışmalarım, videolarım var. Yukarıya doğru odaklandığımızda, yani bir kişinin başına doğru odaklandığımızda enerji yukarıya doğru yükselir. Aşağıya doğru baktığınızda bir kişinin sürekli ayaklarına bakın enerjisini düşürürsünüz. Kişi kendisini yorgun hissetmeye başlar. Denemesi bedava. En aşağımızdır ama böbrek bir noktası diye geçer. Çiğ enerjisinin de oluşma noktası. Hemen enerji oraya akar. Tansiyonunuz sakinleşmeye başlar. Biz burada ne kadar kendi zihnimizin doğrularını karşıya zorla vermeye çalışırsak o müdahale ettiğimiz kadar yük aldığımız gibi bir bakarız ki o zorladığımız kadar zorlamalar gelir. Bugün yine Bildiklerinizi şöyle bir kenara alın. Çünkü ezberlerin bozulacağı bir yayına giriyoruz. Değil mi hocam? Öyle yapalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin son yayınlarınızda sıkça altını çizdiğiniz, azıcık azıcık önceki yayınlarımızda da girdiğimiz ama bu defa tamamen açmanızı rica ettiğim bir konu başlığı. Bazen iyi niyetle, bazen durumdan vazife çıkararak birilerinin hayatına katkı sağlama amaçlı yaptığımız atılımlar. Hocamız çok ciddi bir şekilde altını çiziyor ve uyarıyor. Diyor ki: Sizden yardım istemeyene sakın müdahale etmeyin. Talep etmeyene, hatta yardım alamayana, yardım almada direnci olana zorla yardım etmek oraya müdahil olmayı gerektirir. Bu sefer kişi yük alabilir. Fakat yardım istemediğinde, talep etmediğinde ve biz oraya zorla bir Ah sen illa iyileşmelisin, illa şifalanmalısın diye bir zorlama yaptığımızda kişilerin yükünü almış oluruz. Peki neden? Şimdi diyelim ki bir kişi bir rahatsızlık, bir hastalık yaşıyorsa o hastalıktan onun göreceği, öğreneceği ve onun bir çağırma sebebi var. Ki mesela birçok zamanlar grip kişinin kendini dinlendirmek için çok çalıştığında, çok kendini zorladığında, kendine zaman ayırmadığında ve ifade olarak da ya birazcık da dinlenebilsem, birazcık da kendime zaman ayırsam diye içerden bir haykırış yaptığında kendine evde dinlenme molaları verdiği hallerden bir tanesidir. Şimdi kişinin bu molasını ya da bu talebini zorla elinden almak doğru olmadığı gibi bazen bir kanser vakasını, bazen çok daha ağır kalp rah rahatsızlıklarını da aynı şekilde zorla sen iyileş diye eşini, dostunu değiştirmeye çalışmak doğru bir şey değildir. Peki biz dışarıyı, başka bir insanı değiştirme hakkına sahip miyiz? Herhangi bir insanın kaderine müdahale etme hakkına sahip miyiz? İşte burada şöyle bir şey olur. Her birimizin aslında bir sahibi, bir kaderi, bir programı var ve biz burada ne kadar kendi zihnimizin doğrularını karşıya zorla vermeye çalışırsak, dikte etmeye çalışırsak, o müdahale ettiğimiz kadar yük aldığımız gibi bir bakarız ki o zorladığımız kadar zorlamalar gelir. Mesela kanser hastalığını örnek verdiniz. Orada hastanın ihtiyacı olduğunu düşünerek yapılan bir yardımda alınacak pay ne olabilir? Nasıl tanımlarsınız? Şimdi öncelikle hayatı doğru ve iyi okumak da fayda var. Her birimiz talep ettiğimiz, dilediğimiz ve dillendirdiğimiz olaylarla karşılaşıyoruz. Şimdi bunun altını çizdik. Peki bu ne oluyor? Olanı meydana getiriyor. Yani şu anda yaşadığımız her türlü olan dedik buna. Peki olan ne yapar? Aslında bir şekilde yaradanın izni olmadan olmayan bir şeyin adıdır olan. Yani bir yaprak dahi onun izni olmadan kımıldamaz. Öyleyse olanın içinde yaşayanın senin, benim, bizim bir iznimiz, bir onayımız olması gerekir. İşte bu onayın adı ifadedir. Bir oldur. Onun için biz ol diyerek bir ifadeyle, bir kelamla duygu, düşünce ve potansiyelimizi dillendirir ve bu frekans ile benzer benzeri çeker ilkesiyle de hayatımıza bazı kadersel olayları davet ederiz. Peki, diyelim ki bir kişi herhangi bir yer organından kanser oldu. Örneğin akciğerlerinden kanser oldu. Allah korusun diyelim yine de. Şimdi akciğer organı bir taraftan metal bir organdır. Alabilme ile ilgili bir organdır. Kişi alamıyorsa, almaya kalktığı şeyi kederse, üzüntüyse bu bölgede bir hasar verecek ve bir rahatsızlık meydana getirecektir. Ve onun buradaki bu bedensel hastalık ve rahatsızlığıyla şifalanacak olan yeri duyguları, düşünceleri ama ruhsal yapısıdır. Yani ruhunu, hayatını iyileştirebilmek için, hayatın tadını ve lezzetini arttırabilmek için ifadeleriyle, diliyle, yaşam tarzı ve duygularıyla hayata yansıttığı üzüntüdür, kederdir. Doğal olarak da akciğerlerinde metastaz oluşacaktır. Çeşitli hastalıklar ve rahatsızlıklarda onu işte diyelim ki bir kansere doğru götürecektir. Şimdi siz bu kişinin ruhsal bu iyileşme alanını elinden zorla almaya kalktığınız zaman onun şifasını elinden alırsınız. Ama bir de şu vardır. Kişi bunu anlayıp fark etme yolundadır, iyileşme yolundadır ve sizden bir talepte bulunuyordur. Ben bir de kendisi bulunuyordur. O zaman bütün yollar açılır. Hatta diyelim ki yeteri kadar iyi olmayan bir hekim dahi o kişinin şifa kaynağı olabilir. Bakın ne kadar önemli eğer isterse. Eğer isterse. Yanlış gibi görünen bir tedavi dahi ona şifa verebilir. Kişi gerçekten iyileşmek istiyorsa. Öyleyse biz hayatımızın merkeziyiz. Biz iyileşmenin de rahatsız olmanın da onayını verecek olan kişiyiz. Ola ki şu anda çeşitli şekillerde rahatsız olan, hastalıklar olan dostlarımız varsa. Şimdi bir kere ailesel kodlar var. Diyorlar ki bak bunlar işte epigenetik Bunlar işte e, genetik yollarla aktarıldı. Hayır öyle değil. Biz aslında tamamen sağlıklı genleri alabilecek bir yapıdayız. Ama bütün genler orada olduğu için duygu, düşünce ve kadersel seçimlerle bu sefer olumsuz genleri oluştururuz. Öyleyse aileden aldıklarımız temelde duygular ve düşünceler ve onlarda seyrettiğimiz olaylar ve davranış biçimleriyle bir kadersel yapıyı kendimize kopyalar ya da bu miras alırız. Baktığımız zaman genetiktir, ama o genetik bir trafodaki kablo yığını gibi. Biz evet. o kabloyu çektiğimiz için aktif hale evet. getiriyoruz. Evet. Hocam sınırı tam belirlememiz adına sizden çizmenizi rica edeceğim. İletişim halindeyiz hayatın içerisinde, ama ısrarla diyorsunuz ki bir başkasına sınır ihlali yapmayın. O zaman nasıl karar vereceğim? Ben Ünal Güner'le iletişim halindeyim. Onun sınırlarına girip girmeme hali bulunmam gereken yeri nasıl? çizeceğim. Şimdi sondan başlayarak gidelim. Her birimiz başka bir insana fayda verdikçe, yardımcı oldukça hem mutlu oluyoruz hem daha fazla fayda alabiliyoruz. Fayda veren fayda alır. Şimdi bu ilkeyi koyduk. Peki ben nasıl fayda alabilirim? Gerçekten çevremdeki insanlara fayda talebi yaptırarak Hmm. Bakın fayda talebi yaptırabilirim. Onları bu konuda şevklendirebilirim, yönlendirebilirim. Bakın böyle böyle konularda fayda alabilirsiniz diye isteklendirebilirim. Bu bir müdahale değil. Ama isteklenmemiş bir talep gelmedi ve ben seni iyileştireceğim ya da fayda vereceğim diye herhangi bir şekilde oraya e, akarsam bu müdahale sayılır. Şimdi her birimizin bir sınırı var her insanın da bir sınırı var ve bu sınırları ihlal edenler yani diyelim ki zorla ben sana şu parayı vereceğim. Ya tamam da kişinin belki ekonomik olarak zorlanmaya ihtiyacı var. Ben mesela özellikle şöyle derim. Mesela etrafınıza, çevrenize bir sürü borç para isteyen dostlarınız vardır. Önce bu kişilere himmet önerin. Hani Yunus Emre'ye biliyorsunuz e, gittiğinde buğday mı verelim, himmet mi verelim derler. Önce himmet önerin. Nedir yani himmet? neden dolayı şu anda borçlanmanın, neden bir ekonomik zorluğun içinde olduğunun sana bilgisini verelim mi? Gel bu bilgiyi al. Borç istemekten de kurtul. Diğer türlü bir kişiye talebi olmadan yine orada bir para verdiğinizde zorla onun bir sorunun çözdüğünüzde yakın bir zamanda o sorunun ikiye katlayarak geldiğini göreceksiniz ve hatta kötü de siz olacaksınız. Onun için her birimiz bilgi sahibi olarak gelin birbirimize himmet edelim. Yani birbirimize önce işin bilgisini verelim. Diyelim ki bir kişi borçluysa borçluluk enerjisi ve frekansı niye var? Neden dolayı diyelim ki hayatında sorunlara, problemlere ihtiyaç duyuyor ve bu annesine mi, babasına mı, ailesine mi, dünyaya mı? Burayı bir aynaladığınızda bir bakacaksınız ki a evet verdiğiniz ödünç verdiğiniz ki borç vermek dahi doğru değil. Ödünç vermek doğru. Bakın kelime dahi önemli burada. Ve burada şunu görürüz. Kişi onun farkındalığıyla bilgisiyle aldığına gerçekten bir yardımı almış sayılır ve size o parayı tekrardan ödeyebilir ya da helalleşilebilir. Ama diğer türlü sen bir şekilde borç verdiysen, verdiğini görüyorsan ve verdiğinle de karşındakini ezen bir içeride psikolojin varsa hem sen yük aldın hem dostuna, arkadaşına fayda değil zarar eyledin. Bu bize şunu getirecek. Ben o zaman olanı okuyayım. Bu olan bana ne diyor? Bu olanın bilgisine. Bunun için oku, oku, oku. Ne oku? Hayatın matematiğini oku, oluşu oku. Oluş nasıl meydana geliyor ve burada bana bunun faydası ne? Burada benim dahilim ne? Neyi yansıtıyor? Benden ne buraya akıyor ve ben bu hayat aynasında bu yargıladığım olay içerisinde hangi tarafımı görüyorum? Şimdi bu soruları kendimize sorduk. Şimdi sıkıysa müdahale et. Şimdi bu sefer tabii şöyle bir şey yapıyor sistem. Sen diyor gel beni dinle. Çünkü her birimizin gönlünden konuşan, içeriden gelen ses nereden gelecek? Tabii ki ondan. Beni dinleyebildiğin kadar bu verdiğin ikramı sen yapıyorum zannedersin ama ben veririm. O zaman bu dünyada bizim neyimiz var? Biz sadece burada emanetçiler olarak bize emanet edileni birbirimize sunabiliriz. Sahibi ben değilim ki bir şeyi vereyim. Ben emanet aldığımı gönlüm eğer izin veriyorsa paylaşırım. Paylaşabilmek o kadar kıymetli bir şey ki. Çünkü her birimizin mutlu olduğu en önemli anlardan bir tanesi gerçekten bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacına aracılık etmektir. Onu yine yapan sen değilsin ama o gördüğün artık senin olayındır. Orada ol ve o olayın senin üzerinden geçmesi el eli yıkar. Döner kendini yıkar. Yani biz aslında herhangi bir kişiye yardımcı olurken, bir şifa arıcısı olurken, bir ihtiyacını tamamlarken, biz karşımızdakine yardımcı oluyor gibi görünsek de bunu kendimiz için yapıyoruzdur. Kendimizi yıkayıp kendimizi temizliyoruzdur. Öyleyse bakın nasıl bir noktaya geliyoruz? Kim ne yaşıyorsa ihtiyacı olduğu için yaşıyordur. Bu hazmetmek çok kolay değil evet. bu bilgiyi. Ne yani o hastalıklar, o zorluklar, o sıkıntılar Neyse şu anda zikredemediğim onlarca tırnak içerisinde felaketi kişi kendi istediği için mi yaşıyor. Şimdi biz bunu tabi bir sürü binlerce kişilerin önünde gittiğimiz şehirlerde. 40 kişi, 50 kişi sahnelere çıkartarak buna bir itiraz olan var mı diye Hadi gelin diye teker teker defalarca ve defalarca, ispatlar halinde seyrettiriyoruz, gösteriyoruz. Zihinler ilk önce şöyle diyor. Hayır diyor. Ben seçmiş olamam. Bir tanesini hatırlatayım arkadaşlar hemen bir İzmir kahvaltı buluşmamıza bakabilirler. Aynı anda sahnede 40 kişi var. Sadece bir hanımefendi soruyor. Ben diyor ilahi adalet olduğuna inanmıyorum. Bunu görmek, seyretmek istiyorum. Çünkü yaşadığım ve seyrettiğim lerim diyor. Hiç de bana diyor adil gelmiyordu. Çok haklı bir soru soruyor. Birçok kişinin sorusunu dillendiriyor. Bu soru üzerine 40 kişi çıkıyor sahneye. Ve her bir tane sonra gösteriyor. Her birimizin yaşadığı ne kadar adil. Her birimizin seçimi dillendirdiği ifadesi bir tanesi çıkıyor. Kocasını trafik kazasında ölümüne şahit olmuş. Bir tanesi çıkıyor çocuğu ölmüş. Bir tanesi çıkıyor çok küçük yaşta annesini babasını kaybetmiş. Ve her bir tanesinin ifadesi, dili, yaşadıkları o kadar mükemmel bir matematik ki bunları bizim birçok atölyelerimizde ya da YouTube kanallarımızda seyredebilir dostlar. Şimdi bunu göreceğiz. Fakat yine şöyle diyor. Acaba benimki farklı mı? Acaba ben yine de dışarıdan bir zorlamayla Allah'ın yeteri kadar sevgili kulu değil miyim ki başıma bunlar geliyor? O ki şunu diyoruz. Bakın her şey bir yasa. Nasıl ki yeryüzü kanunlarla idare ediliyorsa ülkeler, hükümetler ilahi yasalar tarafından yönetiliyoruz. Bu ondan gayrı bir şey değil. Ol demek o O ve L'nin sıfır ve birin arasında oluşan her şey işte o birin yasalarının aslında tezahürü. Tekamül yasasından tutun da çekim yasaları, antipati, sempati, sevgi yasaları, her bir şey, sebep sonuç yasaları, her bir şey hayatımızda tezahür ediyor. Ve biz bir şeyi çağırdığımızda, dillendirdiğimizde, ol dediğimizde bir bakmışız hayatımıza kaderimiz oluşmuş. Bir soru sormuşuz. Bazen nasıl demişiz, Nasıl bu şekilde olur? İşte cevabı demiş. Yani hayat o kadar canlı ki insan ne kadar güçlü olduğunu göremiyor. Şimdi tabii birçok kişisel gelişim bilmem ne sadece motivasyon ya da hani durum düzeltme ya da bypassları gibi görünen konu zannediyorlar bunu. Hayır öyle değil. İlahi yasaları biz bildiğimize, tanıdığımıza Hayatımız bambaşka olacak ama şimdi bakın burada neler oluyor. Şimdi evet özellikle Batı menşeili kişisel gelişimlerde çok güzel hem motivasyonlar hem de bir insanların isteklerinin yerine getirilmesi ile ilgili formülleri çok güzel veriyorlar. Bunların birçoğu doğru. Fakat başka bir şey var. Talep ettiğin, istediğin her şeyin bir sorumluluğu var. Yani evet senin çağırdığın, dillendirdiğin bir şey sana verilir de sen bunu alabilecek Güçte misin ya da halde misin? Bakın neredeyse 3 bin yıl önceki Anadolu'nun bize mirası. Senin ol dediğin şey kabul edilir de her söylediğin kıyama kadar insanın her dilediği olur da sen bunu karşılayabilir misin? Onun için burada hemen şu cümleyi söylüyoruz. Allah'ım diyoruz. Sen beni kendimden koru. Dostlarımı da nefsimden koru. Yani dilediklerinize dikkat edeceğiz. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duyacak. Ne çağırdığını, ne dilediğini bileceksin, hatırlayacaksın ki olduğundaki sorumluluğu alabilesin. İşte bu sorumluluğu biz alıyorsak bu sefer ne istediğimizi önce bilmemiz önemli. Bununla ilgili birçok kişi için şunu önerebiliriz. Diyelim ki bazı kişi bir ev öneriyor. Ben diyor evim olsun. Arabam olsun. Evet bunların hepsi olur. Ama o ev için sen çalıştırılırsın. Bizim her türlü isteğimiz, dileğimiz vaktiyle kabul ediliyor. Virgül. Şimdi Ünal Hoca ben bu kadar diledim, bu kadar istedim hala olmadı diyenler niye ıskaladıkları için dileği olmuyordur. Çok önemli bir konu bu. Birincisi kendini korumak için araya şartlar koyarlar. Ben evleneyim ama önce bir işe gireyim mesela. Çocuğum olsun ama önce işte biraz zengin olayım. Bir ev alayım. Ha halbuki yani çocuk istediğinden değil. Aslında o başka bir şey istiyor ama koşullar koyuyor. İşte o ön koşul koyanlar, mış gibi yapıyanlardır. Hocam analitik düşünmek iyi bir şey değil mi? Yani evet. doğacak bir çocuğa iyi bir zemin hazırlamak. Yapabilir. O zaman kendini kandırmayacak. Yani ben bu çocuğu istedim ha, ama... yapmayacak. Evet. Öyle. Ben bu çocuğu istedim Allah'ım bana vermiyor. Hayır öyle değil. Ve birçok kişi de istekleri ona verilir. Benim bir arkadaşım vardı, reflüsü vardı. Ya Ünalcığım dedi ben bundan kurtulamıyorum, iyileşmek istiyorum, gitmediğim doktor kalmadı. Hadi tamam dedik hadi gel işte vaktiyle işte bak şöyle yapalım. İşte e, mideyi koruması için şunlar yapalım. Stresi biraz bırakmak üzere şu bilgiyi paylaşalım. Aşırı gerilim ve güvenmediğin alanlardan özgürleşip biraz da kontrolcülüğü bırakarak tık 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 kişi bu rahatsızlığı unuttu. Aradan bir, bir buçuk yıl geçti. Nasıl miden dedi? Yok dedi benim hiç midem ağrımıyor ki. Ha dedim bir, bir buçuk yıl evvel hani şöyleydi. Yok dedi benim hiç midemde bir rahatsızlığım yoktu ki zaten. Yani bir de böyle inkarcılık tarafımız var. Yani sistem sizin istediğiniz herhangi bir şeyi size verir ve siz bana hiçbir şey verilmiyor. Bugün bütün izleyicilerimize söylüyorum. Hepiniz kendinize sorun. Hayat içinde bugüne kadar dileyip dillendirdiğiniz ne kadar çok şey oldu değil mi? Ne kadar çok şey mucize şekilde verildi. Hanginizin olmadı? Hepimizin oldu. Ama biz olanları değil de işte o hasır altı ettiğimiz, mış gibi yaptığımız bir sürü koşullar yapıp da araya koşullar koyup da olmayanlara takılırız. Şimdi bu sefer başka bir yasa olur. Sen sana verileni aldığını görmüyorsun ya hep verdiğini olmazları görüyorsun ya. Bu sefer bir olmaz çarkına girer kişiler. Bakın çok önemli bir yasayı anlatıyoruz burada. Neye büyüteç tutarsan o evet. büyür yasası Şimdi bu sefer mı? Onun odaklandı. Benim hiçbir isteğim olmuyor. Ben zaten yapamam ki. Ne dedin? Yapamam ki dedin. Tabii ki yapamayacaksın. Çünkü sen aldığını görmedin. Hayat sana neler verdi? Ne kadar güzellikler veriyor? Şimdi her birimiz bakalım. En azından bakanlar bir gözle bakıyor. Senin gözün kaç para? Kaç para verirlerse o gözü verirsin. Senin diyelim ki dokunma hissin kaç para? Yani her birimiz ne kadar zenginiz ama bakıyorsunuz sürü birçok kişi para peşinde koşuyor. Midas'ın altınları her şeyi altın yaptı ama o yine de bütün altınları verip tadı seçti. Şimdi bazı kişiler paranın peşinde koşuyorlar ve diyorum ki onu yapacağınıza gidin dişiye, kadına saygı duyun. Dişinizi sevin. Eğer erkeksen dişine hürmet et. Annense, kız kardeşinse, kızınsa ya da karınsa. Sadece onların ne kadar kıymetli olduğunu anlaman, değer vermen seni parayla buluşturur. Ne kadar basit bir matematik değil mi? Hocam e, dişiyle paranın nasıl bir ilgisi Şöyle. var? Yani burada terazinin bu kefesine hizmet ederek maddi dünya nasıl zenginleşebilir? Şöyle, çünkü parça bütüne aittir. Şu anda bir ilahi sihir yasasını anlatıyorum parça bütüne eğer aitse dişi, madde, para bunların hepsi ortak enerji ise ister dünyaya yani ister git çiçeklere, doğa unsurlarına bu da aynı şekilde. Dünyanın güzelliklerine ak ve değer ver. Git ağaçları sev, çiçekleri sev ya da evde bir eşin var, karın var. Git ona değer ver. Ona ak mümkün oldukça onu incitmekten sakın. ...gör bak para seni nasıl da kucaklamak üzere geliyor. Çok basit bir formül bu. Aklıma kim geldi hocam? Halis evet. Toprak'ı hatırlar mısınız? Evet, evet. Allah rahmet eylesin. Evet. Ne Ay, büyük bunu, zenginlikler. Bunu paylaşmalı mıyız bilmiyorum ama hatırlar mısınız? Hatırlarım. İflasını ben dedi, çocuklarımın annesini çok üzdüm dedi. Bu iflasımın nedenini biliyorum. Ben çocuklarımın annesinin canını yaktım dedi. Hatırlıyor musunuz? Evet, evet, çok iyi. Çünkü takip ettiğim bir konuydu. Çünkü o herhangi bir dişi yani tabii şu var. Hani, ayrılır, boşanır, tabii ki başka bir kişiyle birlikte olabilir. Ama hani özellikle yani evliyken dişinin canını yaktıysa. Özellikle eşlerini üzen erkekler ekonomilerinde başarısız olurlar. Bakın. Şimdi şunu diyebilir bazı ya Adam ama karısına çok kötü davranıyor. Annesine çok iyi davranıyordur. Bu da ayrı mesela. Dişisi diyorum onun için. Bakın. Yani bir dişinin gönlünü fethetmek durumunda bir erkek ki ekonomisi düzelsin. Peki hmm. kadında ne olur? Şimdi şöyle söyleyelim. Şimdi Anadolu'da neden dolayı ayaklara hal hal takılır? Hmm. Çok basit bir yine formül verelim orada. Çünkü kadın dişidir Aynı zamanda para, madde ve dünyanın bir unsurudur. Onun için şıkırdayacak. Yani boş yere o kemerler takılmadı. Boş yere kadın bir yılan gibi yürüsün denmedi. Boş yere işte diyelim ki bir kadının yürüyüşündeki zerafet bahsedilmedi. İşte oradaki şıkırdama parayı çağırır. Para parayı çeker. İsterse herhangi bir metal olsun. Şimdi bu da sizin programa özel hanfendilere bir sihir. Kadınsa bir halhal ya da şıkırdayacak mesela cüzdanı diyelim ki kişi şey böyle işte bilezikler çık 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 ya da cüzdanında metal paralar çıkırdasın şıkırdayacak yürüdüğü yerde hop hop edecek yani ne yapacak o ses ses bile bakın frekans frekansı çeker benzer benzeri çeker yasasını kullanabilirler. Şimdi bu işin bir tarafı şimdi diğer tarafa bakalım. Hocam Anadolu'da kadınlar evet. altını boşuna takmıyor o zaman şıkırdatmak şimdi, için. Şimdi Anadolu sevgili dostlarımız bu işin kuantumunu biliyor. Oradaki bilgelikle ilgili şimdi bir tane daha sizin programa özel Emel Hanım'ın hatırına böyle güzel bir bilgi açayım. Şimdi diyorlar bakın kuantum bilgilerinde işte neler keşfedildi bir sürü şimdi araştırmalar çalışmalar. Gösteriyor ki işte bak çift yarık deneyleri, burada işte bir şey düşünürsen oluyor, odaklandığın yerde bunlar büyüyor. Birçoklarının da ispatları yapıyorlar. Peki şimdi Anadolu'nun bazı sözlerini söyleyelim. Dost başa, düşman ayağa bakar ne demek? Bu nasıl bir sistem, nasıl şekilleniyor ve Anadolu bunu nereden biliyor? Şimdi eğer siz nereye odaklanıyorsanız odaklandığınız yerde enerji büyür. Yukarısı enerjiyi yukarıya çekmek, aşağısı enerji aşağı çekmektir. Yukarıya doğru odaklandığımızda, yani bir kişinin başına doğru odaklandığımızda, enerji yukarıya doğru yükselir. Aşağıya doğru baktığınızda, bir kişinin sürekli ayaklarına bakın, enerjisini düşürürsünüz. Kişi kendisini yorgun hissetmeye başlar. Denemesi bedava arkadaşlar, bunları denesinler. Yani odaklandığın yere doğru enerji çekilir. Bu aynı zamanda bir şifa, bir iyileştirici enerjisi. Dostsa yukarıya bakar. Senin frekansını, frekansını yükseltir. yükselttik. Peki düşmansa düşürsün diye şuur altında ayağa aşağı doğru bakar. Ve baktığı yere doğru enerji düşer ve aşağı iner. Ve bu sebepten dolayı bazı kişilerin yanına gittiğinizde o düşman enerji diyelim ya da seni çekemeyen haris enerjiler, kıskançlar sürekli aşağı doğru bakar. Yani Anadolu bakın nasıl da biliyor. Sürekli ayağına mı bakıyor? Ayağına bakıyorsa aa diyor bu benim dostum değil. Enerjimi düşürmeye çalışıyor. Tabi bunun bir sürü koruma yöntemleri ve ters kalkan yöntemleri var. Ayrı. Peki şimdi burada bir kişi çok dikkat çekici bir ayakkabı giyiyorsa da ne yapmak istiyordur şuur altında? Enerjisini düşürmek istiyordur. Onun için ayakkabılarda çok dikkat çekici yani ayağa baktırıcı değil mümkün oldukça sade ve az gösterişli ayakkabılarda fayda var ki özellikle hanfendiler hatırlıyorum böyle hani 23 çiftten sonrası ancak şey olur diyenler güzel şık temiz ama az dikkat çekici ayakkabılara ihtiyaç var ki o daha azalsın az dikkat çeksin kişinin odaklandığı yere enerji akacağı için enerjini düşürmesin. Enerjiyi yükseltecek olan şey tabii ki onun için Anadolu ne yapar? İşte yüzünü güzel tutar. Yani başın görünsün, yüzün görünsün, gözlerin ve alnın açık olsun. Özellikle burası görülsün ve kişiler nur gibi alnına bakabilsin ki enerji, hipofiz ve epifize doğru çekilsin. O yüzden mi diyeyim de benim alnım açık. Evet, evet. Onun için dostlarınızın ne yaparsınız? Gözleri alın aslında şuraya bakarsınız. Bu ne yapar? O enerjiyi yükseltir. Mesela şöyle bir basit örnek vereyim. Şimdi eğer kişinin yüksek tansiyonu var. Ne yaptı? Enerji yukarıya doğru yükseldi. Pepeye doğru gidiyor. Şimdi bunun tam tersi işlem hemen ayak tabanında bizim böbrek bir noktası dediğimiz tam o baş parmak ve ayak kenarının boğumundaki orta noktaya odaklandığınız anda Tansiyonu düşürürsünüz. Bakın bu da fiziksel eylemi Yani biraz önce anlattığımız hani fazla enerjitik gibi görünür. Sadece diyelim ki biraz tansiyon kişi yüksekliği yaşıyor. Gitti su içmedi. İşte ışık suyu kullanmadı. İşte Bir çok şeye sinirlendi. Evet. Tansiyonu fırladı. Sadece buraya düş şey yaptığınız zaman da anında o kan basıncının yüksekliği inmeye başlar. Noktayı bir daha söyleyin lütfen. Baş böbrek barmakla, bir noktası yok yok. Ayağımızın ortasının tam ortasının altta, az yukarısı gibidir. Evet tabanda. Ayak tabanda. Evet. Evet. Buraya odaklandığı anda nedir? En aşağımızdır ama böbrek bir noktası diye geçer. Çiğ enerjisinin de oluşma noktası. Hemen enerji oraya akar ve siz tansiyonunuz sakinleşmeye başlar. Bunu bir şey düşünerek mi yapması lazım? Tabii, sadece ayağın o çukur yerine odaklanması mı lazım? Sadece bunu düşünmesi yapabiliyorsa imajine etmesi, yapabiliyorsa hayalinde oluşturabilmesi birçok şey yapabilir. Ama tık ve bu saniyeler içerisinde olacak bir eylem. Denediniz mi hocam? Tabii tabii. Yani ben birçok yani, bir yani çok şükür hani e, tansiyon iniş çıkışları değil ama birçok arkadaşta olan durumlarda denediğimde hemen bunların sonuçlarını gördük. Öyleyse şimdi bunun enerjideki kısmından bakalım. Oraya baktın, baktığında enerji aynı şekilde imajinasyon olarak gitti. Yukarıdan aşağı ne yapıyor? Enerji çekiliyor. Tabii biz şimdi bu enerji derken bazı hiç bilmeyen arkadaşlarımız için anlatalım. Bizim şimdi bedenimizin etrafında eterik var. Eteriğimizin üzerinde aurasal bir ışınımız var. Onun etrafında manyetik kafesimiz var. Şimdi buralarda e, bizim etraftan gelen bir sürü duygu, düşünce, imajinatif etki, nazar etkileri birçok şeyi burada Koruma kalkanlarına takılır ya da içeriye girer. Ve biz eğer güçlü değilsek, yeteri kadar kendimizden emin, ayaklarımız yere sağlam basmıyorsak, dışarısı bizim enerjimizi yönlendirebilir. Ama diğer taraftan, şimdi siz bu manyetik kafesinizi, kalkanınızı doğru ve güzel bir şekilde sağlam bir e, kendine güvenle yere basıyorsanız, sizin bütün her bir kişi ayaklarınıza bassa da, sen kuyruğu dik tutarsın. Hop, o enerji buradadır. Aynı şekilde bir erkek annesiyle sorunu çözemediyse tabii ki karısıyla sorunu devam edecek. Hatta eğer annesiyle halledemediği konular varsa bir bakacak ki karısını annetmiş kendisine. Karısı onun annesi olmuş. Oysa ki annesine gerçekten helalleşebilen bir erkek bu sefer Karısıyla da çok güzel ilişkiler yaşayabilir. Ne kadar enteresan. Biz zannediyoruz ki, aa işte eski bitti, geçmiş bitti. Hayır, yeni ilişkinde, yeni ailende eski devam ediyor. Onun için her birimizin önce geçmişin kapısını helalleşerek kapatmak mecburiyeti vardır. İtiraz eden hanımlar olursa olur mu Ünal Hoca? Benim kocamla aram iyi değil. Benim kocam tam bir anneci. Eğer dediğiniz gibi olsa benle de iyi olur diyenlere ne dersiniz? Bununla ilgili benim hani yüzlerce canlı çalışmalarım, videolarım var. Yani böyle tabii ki itirazlar gelmiyor mu? Hatta daha ötesini söyleyeyim. Şimdi e, dişil ve eril birbirini tamamlayan unsursa evdeki otoritesiyle işini çözemeyen bir kadın doğal olarak otoriteyle işini çözemeyen bir erkekle bir araya geliyor. Yani diyelim ki babasıyla sorunu işi çözememiş olan bir kişi bir bakıyorsunuz ki annesiyle işi çözememiş bir erkekle buluşmuş. Neden? Çünkü ikisi de bunu çözebilmek üzere bir çekim alanı oluşturulmuş. Şimdi bizim için a bu kadın, bu erkek, bak bu ilişki, sistem için bunların hepsi sıfır ve bir. Bunların hepsi pozitif ve negatif sadece. Bunlar birbirlerine çekilirler. İhtiyaçlar doğrultusunda biz birbirimizi beğeniriz, iteriz, çekeriz. Biz zannederiz ki karşımızdakinin biz gözünü, kaşını bilmem neyini, hayır bunlar değil. Biz, Kastettiğiniz ihtiyaç tamamlanma evet, ihtiyacı. Biz, diyelim ki bir erkek annesinde görüp halledemediği konularla ilgili annesini yansıtmak ister. Kadın da eril yerine koyduğu kimse bazen annesidir bazen babasıdır çünkü bu da ayrı mesele. O eril otorite yerine koyduğu ya da koyacağı kişinin yansımasıyla buluşur. Şu anda hala her birimiz annemizi, babamızı potansiyelimizle seçmeye devam ediyoruzdur. Yani şu anda bir anne baba seçsen gene aynısını seçiyorsun. Ne kadar enteresan. Bazı kişiler buna itiraz ediyor. Olur mu diyor işte diyor ben diyor babamı diyor. 9 yaşında kaybettim. Nasıl böyle bir şey isterim? Gel bakalım diyoruz. 2 dakika sonra gerçekten babasının ölümünün onayını yine veriyor kişi. Şimdi tabi ilk başta insanlara hani böyle e, ya olur mu? Kim ölmesini ister? Kim hayatında bir kayıp yaşamak ister diyor. Fakat bir bakıyorsunuz ki aa o baba kalsa kız güçlü olamayacak. O baba kalsa evin işte ana direği bilmem ne kişi olmayacak. Kendini güçlendirmek için şu şu mesleği yapmamış olacak. Tabii her bir kişi için ayrı. Ben şimdi sadece bir örnek Genel veriyorum. Öyleyse her birimiz kendi hayatımızın ve kaderimizin sahibiyiz. Şimdi bunun altını çizelim. Bunu görüp kabul edebiliyorsak şimdi bambaşka bir adıma geçiyoruz. Öyleyse şimdi yeni hayatımızı nasıl şekillendirelim? Gelecek nasıl şekillensin? Nasıl bir geleceğe doğalım? Bu gücün var mı? Var. Nasıl Peki, var? Peki hemen gelecek itirazı dillendireyim izninizle. E o zaman kader, mutlak kader, ilahi güç, bunları zorlayan ve dairenin dışında bırakan bir şey mi Şimdi konuşuyoruz e, hocam? Sizin programa özel bir tane açılım yapacağım, ee, hani bir tane taş atacağım diye diyorum. Şu anda evrende olmuş ve olacak olan her şey yaratan tarafından çoktan yaratıldı. Öyleyse. Bütün seçim ve seçenekler yaratıldı ve o ol deyip yaratılanın içinden sadece bir seçim yapıp alabilme özgürlüğüne sahibiz. Bu çok büyük bir özgürlük ama diğer taraftan da yani olur mu zaten yaratıldız görebiliriz. Oysa ki zaten bütün seçenekler var, o seçeneğin içinde, ağın içinde... Bir tanesini seçip alabilme hakkın var. Yani bilgisayar algoritmasında bütün varyasyonlarıyla. Hepsi var. Benim aklımdan geçebilecekler. Hayal edebileceğimiz. Kül içinde var. var. Evet. Hadi seçme zamanı. Evet. Bu sizin programı özel bir ekstra. Çok teşekkür ekran. ederim. Ekran. Ee, şimdi iş daha da karıştı hocam. Sorumluluğum daha da arttı. Evet. Öteki türlü daha kolaydı öteki türlü tek bir şart vardı ve ben onun içindeydim dahildim. Şimdi bir sorumluluk geldi. Doğruyu seçme. Pozitifimi seçeceğim, negatifimi seçeceğim. Evet. Ve şöyle bir şey. Her birimiz, her an sadece iki seçenek içinden bir tanesini seçebiliyoruz. Yani burada zihin özellikle çok karışıyor bazı dostların. Hayır, bin tane seçenek var, onun içinden bir tanesini seçiyorum. Hayır öyle değil. Hocam onu nasıl iki seçeneğe indirebiliriz? Ünal Emel'e konuk olacaktı. Gelirken sonsuz sayıda seçenek sunabilirim şimdi. Yolda Allah muhafaza kaza olabilir. Yolda vazgeçip canım istemiyor diyebilirsiniz. Nokta 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 sonsuz seçenek. Evet. Bunu ikiye nasıl indirebiliriz? Şimdi aslında zaten iki seçenek var. Biz sadece bu seçenekleri çoklaştırarak an içinde bir şey düşünebiliyor ve bir şey seçebiliyoruz. Buradan başladık. Biz bunu çoklaştırarak seçmekten kaçıyoruz. Oyalanıyoruz ve mış gibi yapıyoruz. Şimdi burası çok derin ve çok özel bir alan. Her zaman iki seçenek var ve bu iki seçenekten bir tanesini seçerek doğruya gidiyoruz diyoruz. Şimdi burası ilk başta birçok kişinin kafasını karıştırıyor. Olur mu? Çok seçeneğimiz var. Hayır. Her an sadece bir şey düşünebiliriz ve bir tane karar verebiliriz bir seçim yapabiliriz. Şimdi burayı bildiği andan itibaren birçok izleyicimizin konuyla ilgili bilgisi, yetkinliği artacak. İşte o iki tane seçenek olduğunu gördüğünüz anda her zaman doğruyu seçebiliyorsunuz. Şimdi burası çok önemli. Yani sen çünkü bir sürü yere gitmiyorsun. Yani bundan sonra neyi seçeceğine gittiysen, bundan evvel seçtiğine takıldıysan, hmm. burada değilsin ve doğruyu seçemezsin. Anda kalmak gerekiyor bu doğru seçim için. Burada olmak. Çünkü anda kalmak bile bir yerde kala kalmak. Biz diyoruz ki burada olmak. Burada olmanın bilgisi o iki tane seçeneğe getirdin ve o ikisinin içerisinde her birimiz varlık olarak biliyoruz. Çünkü direktman bir de gönlümüzün kalbimizin diliyle de bunu görüp onaylayabiliyoruz. Birçok kişinin doğru karar verememesinin, doğru seçim yapamamasının arkasındaki sebep burada olmayışı.